formu başta olmak üzere birçok etkinliği düzenledik. Sayın Başbakan'ın, Yunanistan ve Türkiye Ekonomi Bakanlarının katıldığı, Türkiye'deki Türkiye Odalar Birliği Başkanı dahil TİM, Türk İş, TESK, tüm sivil toplum örgütlerinin başkanlarının katıldığı, iş ve bilim dünyasının saygın insanlarının, basınımızın ve iş dünyasının, spor dünyasının çok saygın kulüp ve yöneticilerinin katıldığı etkinlikler yaptık. Bilim Sanayi Bakanımızı İzmir'e getirip Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda bunda sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Tüm bu etkinliklerimizi duyurmada gerçekten İzmir basınının çok büyük desteklerini gördük. Bu vesileyle tüm İzmir ve bölgenin, ülkenin medyasına teşekkür ediyoruz. Biz bir gönüllü kuruluşuz vakıf olarak. Bu çalışmaların ötesinde bölgesel olarak günümüzde neler yapılabilir noktasındaki bir arayış içerisinde ülkemizin ve dünyanın geldiği nokta itibariyle iş insanlarımızın, KOBİ'lerimizin en temel ihtiyaçlarından bir tanesinin de danışmanlık ve eğitim konusu olduğunun bu noktada Ege olarak tüm bizim mütevelli heyetimizde bulunan kuruluşlarımızın yaptığı çalışmalarla birlikte Ege olarak da bir çalışma yapmayı bölgesel bir kalkınmayı hedeflemiş vakıf olarak bu noktada bir organizasyon gerçekleştirmeyi yönetim kurulumuz olarak düşündük. Bu noktada EGEV'den meydana çıktı. Çizmek istediğim önemli bir nokta şudur. Biz bize başvuru yapan tüm şirketlerimizin, bizimle birlikte yola yürümek isteyen şirketlerimizin durumlarını değerlendirerek olabilirlikleri ölçüsünde onlarla öncelikle 6 saatlik hiçbir ücret almadan o firmaların durum değerlendirilmesini ve bundan sonraki yol haritalarını, stratejik gelişmelerini, iş insanlarının ve yöneticilerin, aile şirketlerinin daha iyi noktada devam edebilmelerini sağlayacak bir çalışmayı yapmaya gayret edeceğiz. Bu nokta itibariyle bu gönüllü çalışmanın yanında üniversitelerimiz, bölgemizde bulunan üniversitelerimizdeki son sınıflardaki öğrencilerin, üniversitelerimizin göndereceği son sınıflardaki öğrencilerin, son sınıflardaki öğrencilerin de katıldığı eğitimlerle hem üniversiteden çıkacak öğrencilerimizin iş dünyasıyla tanışmasını ve yetişmesini hem de iş dünyasının bundan sonraki süreçte daha sanayi 4.0'a hazır bir çalışma içerisinde olmasını istiyoruz. Şunu biraz şöyle tutarsanız bir tıkanıklık yapıyor. Öncelikle buraya geldiğiniz için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Başkanımın da belirttiği gibi Harvard Business School öğretim üyesiyim. 1,5 yıldır ülkemde bulunuyorum. Uzun yıllar Amerika'da Harvard Business School'da öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Görevli olarak gönderildim. Online eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye'de bulunuyorum. Master ve doktora düzeyindeki Harvard Business School bünyesindeki öğrencileri uluslararası finans yönetimi, stratejik yönetim ve kriz yönetimi alanlarında dersler veriyorum. Olacak ve kaliteli insanlar yetişecek. Bizim çıkış noktamız insan kaynaklı otomasyon. Bu ne demek?
Yani geleceğe hazır insanlar yetiştirmek, gelecekteki olayları anlayan, algılayan, yönetsel becerileri gelişmiş kişiler yetiştirmek. Harvard Business School metodunun uyguladığı bir metotla yola çıkmaya karar verdik. Bu metot katılımcı merkezli öğretim metodudur. Daha çok katılımcıların parmağını orada tutarsan şöyle. Bu metot katılımcı merkezli bir metottur, öğretim metodudur. Bu metotla katılımcılar daha kolay öğrenecekler ve öğrendiklerini yönetsel becerilerini geliştirerek vurgulayacaklardır. Merhaba. Özgür Hocam ve sevgili başkanımız projeyle ilgili oldukça net ifadelerde bulundular. Biz Can Çırşoğlu danışmanlık olarak böyle bir projenin içinde yer alma fırsatı ve mimarı olmaktan dolayı son derece onur duyuyoruz. İnanıyoruz ki bu projede eğitim almak için İstanbul'a gidenlerin tam tersine bir akım da gerçekleşecek. Eğer egevden.com'u incelerseniz göreceksiniz ki İzmir'de henüz verilmemiş olan stratejik yönetime dair birçok eğitim pardon, bu program çerçevesinde egevden bünyesinde verilecek. Ana olarak aile şirketlerinin dışında temel yöneticilik ve ileri düzey stratejik yönetim eğitimleri olacak. Can Çırışoğlu danışmanlık olarak biz aile şirketlerine üst yönetim ve gelecek kuşakların yetiştirilmesi noktasında uzmanlaşmış bir kurumuz. Özgür Hocam da Türkiye'ye döndüğü andan itibaren fiilen benimle birlikte ortaklık yapıyoruz ve bu çerçevede sosyal sorumluluk olarak gençlere yönelik yaptığımız bir takım çalışmaları daha geniş bir çerçevede nasıl gerçekleştirebileceğimizi düşünürken sevgili Mehmet Ali Susam Başkanımız da bu konuda bir proje hazırlığı içine girdik ve sonuçta umuyorum ki hayırlı bir evlat olacak olan Egevdem ortaya çıktı.